Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulihi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamdü sanalar bulsun. Sözü bizlerin bugün uluğ Ramazan ayı yetkizgen Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamdü sanalar bulsun. Bugün Ramazan ayının barakatıdan, faziletiden her birimizge Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü nesibi ruzu eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mübarek hadisler var ki, kim Ramazan ayının kirişliği bilen xursand bo'ladigan bo'lsa, Ramazan ayının çıkışlığı bilen xafa bo'ladigan bo'lsa, o insonga cennet vacibdir degan Rasulullah Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek hadisinde var ki, "Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men sâme Ramazanan imanan ve ihtisaban gufira lehu ma teqaddeme min zembih." Yani Peygamberimiz merhamet kılıp aytadilar ki, kim Ramazan ayıda iman bilen, işanç bilen, savab ümudide roza tutadigen bulsa, o bendenin evveli kılgen berçe günahlarını Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü mağfiret itedi. Azizler, bu Ramazan ayının faziletine gireyim. Darahtinin bariklere küs faslide tökülgen kebi, Ramazan ayıda bizim günahlarımız töküledigen ay. Ramazan ayının her bir dakikalarını, her bir saniyelerini ganimet bilişligimiz biz için en zarur işlerden biri hisoblanadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılgen Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kılalar ki, kim Ramazan ayının bir ay rozasını tutsa ve rozasını bir ay rozasını tutup bulgenden son hayit namazıya çıkayetken vaxtda Allah subhanahu wa ta'ala farişteleri dedigen. Farişteleri'm kilinler bu yakı. Bu bendemge karenler. Her bir insan kılgen mihnetinin evazını, hakkını aladigen vaxt buladı. Bu bendelerim bir ay Ramazan ayının rozasını tuttu. Hakkını alış için hayit namazıya, ed namazıya kilmakta. Guvoh bo'linglar ki, men bu bandalarimning barcha qilgan gunohlarini mag'firat etaman deganlar. Azizlar, bizlarning gunohlarimiz mag'firat qiladigan bu oyning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri itqimdan niron bo'lgan oyda, barakotli oyda turibmiz. Bu oyda roza bilan o'tishligimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yana bu muborak hadislar bor. Kim Ramazon oyini üzürsüz ve keselsiz bir gün roza tutmasa ötkese, ömrünün ahirgeçe Ramazan ayıdan başka vaxtlarda roza tutsa hem şu bir günlükdin sababını yitalmaydı degenler. Azizler, Ramazan ayının faziletiden berhamet buluşluk her birimiz için en zarur amellerden biridir. Ramazan ayıda boy kişilerimiz özlerinin zakatlarını beradigan ay hisoblanadi. Bu yıl 2022 yıl 34 milyon deb zakat belgilendi. Çarvadarlilar ise qo'ylari 6 aydan uzoq vaqtda cho'lda taom yeb beradigan, o'tlab beradigan mol qo'ylardan birdan 40 gacha bitta qo'y, 40dan 120 gacha ikkita qo'y va shunday zakotlar beradigan oy hisoblanadi. Zakotning bermasligining azobi juda qattiq hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan biri Salaba ibn Hitob juda ham kambag'al qiynalgan sahobalardan edi. U kishi namozni o'qib bo'larsa, tezlikda uyga qaytib ketar edilar. Uylariga borib kiyingan yaktaklarini ayollarga berar, ayollari ki o'sha yaktak kiyib namoz o'qar edilar. Bir kuni so'radiki, Rasululloh, ey Salaba, nima uchun namozdan so'ng tezda shoshilib uyinga ketasan, deb so'radilar. Aytdiki, ya Rasululloh, bir kiyimim bor, men jamoat bilan farz namozni ado etib bo'lganimdan so'ng
uyga tezlikda borib, üstümdeki kiyimli ayolim kiyib, bu u kishi ham farz namozini ado etadilar dedilar. Ya Rasululloh, menga bir duo qiling mening haqqimga. Alloh subhanahu va taolo meni boylik bilan ne'matlantirsin deb aytdilar. Payg'ambarimiz aytdiki, "Ey Salaba, shu holing sen uchun yaxshidir. Moling kam bo'lsa-da qanoat qilishliging sen uchun yaxshidir. Moli dunyoing ko'paysa, sen bu shukrni unutib qo'yasan" dedilar. Salaba aytdiki, "Ya Rasululloh, sizni haq bilan yuborgan Allohga qasam, menga Alloh subhanahu va taolo moli dunyo ne'matlantirsa, men har bir haqdor odamning haqqini berar edim" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qildi. "Ya Robbi, bu salabaga o'zing boylik bilan ne'matlantirgin" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duolari ijobat bo'lib, salabaning qo'ylari juda ham ko'payib ketdi. Salaba har kun beish vaqt namozga chiqadigan salaba faqat peshin bilan asrga chiqadigan bo'ldi. Yana bir oz vaqt o'tdilar. Salabaning moli qurt ko'paygan kabi juda ham qo'ylari ko'payib ketdi. Hattoki Madinaga sig'masdan tashqariga cho'lga chiqib ketdilar. Har kuni 5 vaqtda qatnaydigan salaba faqat juma uchun juma namoziga qatnaydigan bo'lib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar sahobalardan. "Salaba nima qilyapti?" dedilar. Sahobalar aytdiki, "Ya Rasululloh, salabaning moli dunyosi qo'yi ko'payib ketdi. Madinaga sig'masdan tashqariga chiqib ketdi" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salabaning holiga voy bo'pti dedi. Shu vaqtdan so'ng zakot oyati nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga yaqin bo'lgan qavmlarga sahobalarni zakot yig'ish uchun yuborar edilar. Misol Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Yamanga yuborgan edi. Bir sahobani chaqirdi va dedi: "Sen Salaba ibn Hitomga ayt va shu kishiga aytkinki, molining zakotini bersin" dedilar. Bu sahoba Madinadan tashqariga chiqdi va cho'l oralab ketdi. Salaba ibn Hitomni topdi va Rasulullohning xatlarini berdi. "Molingizdan zakot berar ekansiz" dedi. Salaba aytdiki, "Bu jizya-ku" dedi. "Sen borib boshqalardan zakot yig'ib kelaver, oxirida kelsang keyin beraman" dedilar. Bu zakot yig'uvchi inson boshqa musulmonlarning zakotini yig'ib keldi va oxirida Salaba kelib aytdiki, "Keldim" dedi. Salaba aytdi, "Sen boraver, men Rasulullohga o'zim borib aytaman" dedilar. Bu sahoba Salabaning oldidan chiqib Madina shahriga kirib kelar edi. Rasululloh uzoqdan ko'rib aytdi, "Salabaning holiga voyil bo'ldi" dedi. Kelib aytdilarki, "Ya Rasululloh, Salaba molining zakotini bermadi" dedilar. Oyat nozil bo'ldiki, Salabaning zakotini olmaslik haqida. Bu suhbatni eshitib turgan Salabaning bir yaqin qarindoshi bu so'zni zudlik bilan Salabaga yetkazib aytdiki, "Ey Salaba, sen haqingda oyat nozil bo'ldi. Holing voyil bo'ldi. Alloh farz qilgan zakotingni bermading" dedi. Salaba bu gaplarindan eshitib juda qattiq ta'sirlanib, molining zakotini olib Madinaga shahriga olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi dedilar. "Ya Rasululloh, mani molimning zakoti" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sening molingdan men zakot ololmayman. Sening zakoting olmaslik haqida oyat nozil bo'ldi" dedilar. Salaba juda xafa bo'lib yerga o'tirib qolib, qo'llariga tuproq olib boshidan sochib, "Salabaning holi endi voyil bo'ldi" deb qattiq qilgan ishidan pushaymon chekdi va yana iziga qaytib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketdilar. Undan so'ng Abu Bakr radhiyallohu anhu davri keldilar. Salaba yana qo'ylarini oldingdan ko'proq zakotini olib kelib Abu Bakr radhiyallohu anhuga topshirish uchun keldilar. Abu Bakr dedilarki, "Ey Salaba, sening zakotingni Rasululloh olmadi, hargiz men sening molingning zakotini olmayman" deb rad berib qaytarib yubordi.
Abu Bakr radıyallahu anh vefat edip gittiler. Ondan sonra Umar radıyallahu anh'ın devrine geldiler. Umar radıyallahu anh hem zakatını teklif kıldılar. Umar radıyallahu anh dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zakatını almadı. Dostum, braderim Abu Bakr radıyallahu anh zakatını almadı. Meni hem senin zakatını alalmayım ben deyip salabını yine kaytarıp yubardı. Umar radıyallahu anh hem vefat etti. Osman radıyallahu anh hem devreye geldi. Salabanın malı cüde hem köpeyip gitti. Cüde katta soru koyduğunu alıp Medine'ye geldi. Ve Osman radıyallahu anh'a teklif kıldı. Osman radıyallahu anh hem salabanın malının zakatını alışını rad kıldı. Salaba ise Osman radıyallahu anh'ın devrede malının zakatını berilmesinden vefat etip gitti. Azizler, bugün imkaniyetimiz var mı? Nisabga yetadigan mablag'imiz var mı? Salabaning holiga tushmasdan zakotimizni ado etishlaylik. Va axirona da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.